kasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da millet bizden yanadır. Evet, tüm bayrakları görelim. Haydi. Hazır mıyız Ümraniye? İşte doğru zaman, doğru adam, Cumhurbaşkanımız Recep. Hele hele pazar akşamı bir başka seveceğiz. Pazar akşamına hazır mıyız? Maşallah. Şu andaki görüntünüz zaten bunu söylüyor. Sordum. Katılım ne kadar? Dediler ki 35 bin. Gümbür gümbür sandıklara yürüyor muyuz? Şimdi İstanbul'un Ümraniyesi bu CHP'nin döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ümraniye çöplüğünün patlamasını hatırlıyoruz değil mi? 39 kardeşimizin ölümünü hatırlıyoruz değil mi? Ey CHP! Bunun hesabını nasıl vereceksiniz ya? Bu çöplüğü şimdiki haline spor tesisleriyle getiren kim oldu? Biz olduk. Çünkü CHP çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir, susuzluk demektir. Bu susuzluktan İstanbul'u kim kurtardı? Biz kurtardık. Sevgili İstanbullular, sevgili Ümraniyeliler, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Gönlümün Sultanı Ümraniye bugün bir başka güzel,
burada adeta Büyük İstanbul mitinginin devamını görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, Kadir şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ümraniye'nin yoldaşlığı bizim için çok önemli. Bu ilçemizi çöplüğünün patlayıp altında insanlarımızın öldüğü vakitlerden bugünkü İstanbul'un parlayan yıldız haline hep beraber getirdik. Öyle mi? İnşallah şimdi de Türkiye yüzyılını yine Ümraniye ile birlikte inşa edeceğiz. Biz Ümraniye ile İstanbul'la, Türkiye ile birlikte ülkemizin geçmişinden bugününe, oradan geleceğine uzanan bir hikaye yazdık. Yaptığımız her işle, attığımız her adımla, tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgiyle, ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Gönlümüzdeki istiklal tutkusuyla, aklımızdaki istikbal hedefleriyle, hiçbir köken, inanç, meşrep ayrımı yapmaksızın her ferdiyle milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, hayallerine ilham, hedeflerine istikamet olacak. Gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Bu mektubu ilmik ilmik dokurken yazılabilecek ne kadar güzel şey varsa bize az geldi. Onun için kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri kurduk. Ülkemiz sınırlarını aşıp tüm dünyayı kucaklayan vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye 100 yılının eşiğinde engellerin aşıldığı, tohumların yeşerdiği, hayallerin gerçekliğe dönüştüğü, gerçeklerden geleceğe doğru adım attığımız o tarihi günün arefesindeyiz. Türkiye yüzyılı, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani yazdığımız aşk mektubunun muhatabı tüm milletimizin yüzyılı olacaktır. Türkiye yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak. İnşallah Ümraniye'den yükselen şu sevgi seli yarın akşam sandıktan çıkacak zaferimizin muştusudur, müjdecisidir. Buna hazır mıyız? Biz 14 Mayıs seçimlerini ülkemizin geleceğine, milletimizin kazanımlarına, devletimizin hedeflerine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Ey Türkiye! Ey İstanbul! Ey Ümraniye! Bu mücadelede bizimle misin? Daha şimdiden sandıkta tezahür edecek milli iradeye gülgü düşürmek için 40 takla atanlara karşı sandığın gücünü göstermeye hazır mısın? Mertçe yarışmak yerine genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? İktidarı milletin gönlüne girmekte değil de terör örgütleriyle kol kola görmekte, onların gönlüne girmekte, sandığa dar etmeye hazır mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Ülkenin değerlerini yabancılara, tefecilere peşkeş çekme sözü verenleri o sandığa gömmeye hazır mısın? Türkiye yüzyılına giden yolda yarım kalan programlarımızı, projelerimizi, yatırımlarımızı tamamlamak için bizimle birlikte olmaya hazır mısın? Bunun için ne yapacağız? Yarın sandıklar kapanana kadar
durmadan, dinlenmeden çalışmaya var mısın? Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza selamımı söyleyecek, yarının niçin önemli olduğunu anlatacağız. Telefonla ulaşabildiğimiz herkese ulaşıp yarın sandıkta oyunu doğrudan yana, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasını isteyeceğiz. Hatır kullanacağız. Yanlışları göstereceğiz. Doğruyu işaret edeceğiz. İkna edeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Şimdi şu meydandan öyle bir ses verin ki İstanbul'un dört bir yanında duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Biz bu şekilde bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz. Terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz. İsterseniz gelin şimdi karşımızdaki masanın kimlerden oluştuğuna şöyle bir bakalım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. 2,5 milyon emeklinin maaşını ödeyebilmek için 374 gayrimenkulünü satmak zorunda kalmıştı. Kılıçdaroğlu bir itirafta bulunmuş, hastaneden sürüyor, Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Halkın bıraksa çilesini görsün. Hep hani hangi hastaneye gidiyorsan git. Kimse o kişiye bir doktor bak, yerden isyan et. Buyruk beklerken hasta olmayalım. Saat tam 6:30. Ne yaptı bu? Geç mi kaldım? Alamıyoruz, hiç mi? Geri dönüyoruz. Kızım şurada var, ne bana da acı vermiyorsun ben. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer ben. Aslında ben burada ihtiyaçlarımı bildiriyorum. Tuvaletin efendim. Hiç bizi düşünemiyor ki şu vaziyette. Dudağımda kanamaza 10 gündür gezip geliyorum. 10 gündür oğlum. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum burada. Hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyorum. Bana diyor ki sen diyor. Tansiyon var. Burada tansiyon kalkmaz mı? Burada tansiyon kalkmaz mı? SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok, SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz. Elbette. Da genel müdürsünüz efendim. Elbette. İki hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz... Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı... Önemli bir görev sayıyorum. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40 bu, yakalarız yakalamazı o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak. Demek ki bu işi götüremedik diyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız, oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben 3 çocuk okutuyorum, nasıl okutacağım? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Yüksek zam geldi. Öğrenci olduğumuz için zorlanıyoruz. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattı. Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddelik talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanlarının heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çifti fan mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz erdiş, bana var, serinleyiz hocalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir.
yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Yerel yönetim özerkli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilir. Verilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İyi Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? Hiç sürmedim. Sırtımızı YPG'ye, PYD'ye yaslıyoruz. Bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar. Hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. TC devleti liste liste açıklamış. Kırmızı liste, sarı liste, yeşil liste, gri liste. Ben bunları öldüreceğim diyor. Her günde öldürüyor, kimseden çit çıkmıyor. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Bütün zırhlılar vurulsun. Vurun avcı, vurun. MİT ateş altına alındı. Direnen kalabalıklar doğrudan ateş edildi. Kemal Kılıçdaroğlu korumasının darbeci askerlerle yaptığı görüşme sonrası tanklar VIP salonunun önünden ayrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da makam arabasıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Kılıçdaroğlu da orada televizyon karşısına geçmiş ve kahvesini yudumlarken görüntülenmişti. Yedili koalisyonun en büyük vaatlerinden biri FETÖ ve PKK üyeliği, ilişki ve irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenleri görevlerine iade etmek. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Masadan uzlaşı değil kriz çıktı. Altılı masa tam tabiriyle devrildi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Öyle değil, masa kalktı. Cumhurbaşkanı adayı da altı liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. O zaman kriz çıkardı. Doğru. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Şimdi buradan soruyorum. Benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Ya bunlar terörist. Teröristlerle el ele, kol kola dolaşanlara benim ülkemi emanet eder mi? Benim hanım kardeşlerim bunlara evladını emanet eder mi? Öyleyse yarın ne yapacağımızı biliyoruz değil mi? Bir oy bu kardeşinize, bir oy Cumhur İttifakı'na. Türkiye yüzyılının yükselişi şimdiden hayırlı olsun. Değerli kardeşlerim, Ümraniye tulum çıkarmalı, tulum. Anladınız değil mi? Ümraniye buna hazır mı? Benim inandığım, benim tanıdığım, benim bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Milletimizle her buluşmamızda bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Peki bu Bay Bay Kemal'in bir referansı var mı? Yani ben şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı? İstanbul'a bir kere belediye başkanı getirdi. Ya adamın belediyede durduğu yok. Şimdi de işte bakıyorsunuz Van'dan çıkıyor. İstanbul'u sel alıp götürüyor. O nerede? Kayakta. Nerede? Kızakta. Nerede? Bodrum'da. Ya sen İstanbul'un belediye başkanı mısın? Yoksa İstanbul'da turist misin? Bunlara gereken cevabı vermeye pazar günü yani yarın hazır mıyız?
Ya bunlar bizden önce niye yapılmıyordu? Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman susuzluğu giderdik mi? Çök dağlarını kaldırdık mı? Çukurlardan İstanbul'u kurtardık mı? Bütün bunlarla beraber çamurdan İstanbul'umuzu temizledik mi? Göreve geldim, 50 bin haneye o zaman değerli kardeşlerim doğalgaz vardı ve bunu görevimin sonuna kadar 1 milyon 250 bine çıkardım. Çünkü İstanbul'a bu yakışırdı. Ve benden sonra gelen rahmetli Kadir Topbaş kardeşimiz de bu süreci aynı hızla devam ettirdi. Hatırlayın, Haliç kokudan geçiliyor muydu? Bu Haliç'i tertemiz hale biz getirdik mi? Değerli kardeşlerim, buradan Ömerli'den karşı yakaya, yani Avrupa yakasına suyu yine biz geçirdik. Ve Haliç'in temizliğinde Boğaz'ın suyunu biz tünellerle Haliç'e akıttık ve Haliç'i suyunu da tertemiz yaptık. Yaparsa bizden önce tek parti faşizminden İstanbul çok çekmişti. Türkiye çok çekmişti. Hep milletimizin değerlerine karşı zihniyetler tarafından bu kalkınma elgenleniyor. Milletimiz eser istiyordu. Ona Ayasofya'yı elinden alarak cevap veriyorlardı. Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi? İmzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attın mı? Meral Hanım ne diyordu biliyor musun? Yapamaz. Ne oldu Meral Hanım? Biz yaparız. Bu noktada imanımız var. İnancımız var. Gencim. Ve Sultanahmet Meydanı'nda Üstad Necip Fazıl'la mitingimizi yapıyoruz. Bu mitingi yaparken rahmetli kükreyerek elini uzatıyor. Diyordu ki Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak. Ben de onun spikerliğini yapıyorum o gün. Allah'a hamdolsun Ayasofya'yı açmak üstadın o ifadeleriyle bu fakire ve arkadaşlarına nasip oldu. İmzayı atmak bu fakire nasip oldu. Bütün Batı çıldırdı. Ama biz görevimizi yaptık. Milletimiz hizmet istiyordu. Ona vesayetle, darbeyle, zulümle hak ve özgürlükleri çiğnenerek cevap veriyorlardı. Milletimiz yatırım istiyordu. Ona elindekini, avucundakini de alarak cevap veriyorlardı. AK Parti'nin en büyük başarısı şu veya bu partinin değil, işte bu zihniyetin iktidarını yıkmış olmasıdır. Bu ülkenin kaynaklarını kendi ihtiyaçları için kullandığında kısa sürede neler yapılabileceğinin ispatı bizim 21 yıllık iktidarımızdır. Ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere kadar her alanda çağ atlattık mı? Okullarımızda yavrularımız sıralarının üzerinde kuşe kağıttan kitaplarını buluyor mu? Şimdi bizler ücretsiz süt dağıtıyoruz, değil mi? Niye? Çünkü biz bunları bulamadık. Tekstil kağıdıyla bize verilen kağıtları bile abilerimiz bize satmıyordu. Parasıyla satmıyordu. Ama biz şimdi bunu çektik, bu çileyi. Yavrularımız çekmesin istedik. Ve
Türkiye genelinde 76 üniversitemiz vardı. Biz bu üniversite sayısını 208'e çıkardık mı? Ama dikkat edin, 81 vilayetin 81'inde de şu anda üniversitemiz var. Ve benim Muş'taki kardeşim, Iğdır'daki kardeşim, Ağrı'daki kardeşim oradan kalkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmiyor. Ya şimdi oralara profesörlerimiz gidiyor, doçentlerimiz gidiyor. Bazılarında hastaneler de inşa ettik. Dolayısıyla tedavileri de orada yapılıyor. Milletimiz bu gayretimizi gördüğü için yaşadığımız her saldırıda, önümüze çıkartılan her engeli aşmada, kurulan her tuzağı bozmada bizim yanımızda yer aldı. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık. Bugün de karşımıza çıkan koalisyon masası yalan ve istismar peşinde koşarken biz ne diyoruz? Türkiye yüzyılı diyoruz. Eser diyoruz. Hizmet diyoruz. Yarım kalan işleri tamamlamak diyoruz. Daha büyük projeleri hayata geçirmek diyoruz. Peki onlar ne yapıyor? Ülkenin istiklalini emperyalistlere, kaynaklarını tefecilere, güvenliğini terör örgütlerine, itibarını mafya bozuntusu meczuplara, meydanı bir avuç muhterise bırakarak kendilerine iktidar yolu açmaya çalışıyor. Bu Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Rabbimden ve milletimden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Kendi ülkesine düşmanlıkla siyaset yapılır mı? Kendi insanını aşağılayarak, tehdit ederek seçim kazanılır mı? Kendi devletini yıpratarak iktidara gelinir mi? Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumdaki kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Bir önceki seçimde karşımıza çıkardıkları kendi arkadaşlarını dahi şu anda yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Yalan üstüne yalan. Ve bölücü örgütün elebaşlarının, yurt dışındaki karanlık odakların kendileri için yaptıkları destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar. Eğer bunlar ülkenin yönetimini bunlar devralırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz? İlk işleri sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak. Ama size biz bugüne kadar nasıl bu fırsatı vermediysek bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu biz söylemiyoruz. Bizzat onları destekleyen partinin yöneticileri ve sırtlarını dayadıkları örgüt mensupları söylüyor. Hemen ardından Avrupa Birliği'nin özellik şartını kabul ederek Türkiye'yi çevremizde örnekleri olan diğer ülkeler gibi bölmenin yolunu açacaklar. Kayyum atadığımız belediyeleri yeniden terör örgütüne teslim ederek kamudan attığımız örgüt mensuplarını yeniden devlete doldurarak bu adımı daha da ileriye taşıyacaklar. Ardından Batı'nın yıllarca bize diz çöktürmek için dayattığı ne kadar konu varsa hepsini de içeriye boca edecekler. Hani bizim ülkemizin güvenlik çıkarları için Akdeniz'de, Ege'de, NATO'da dik duruş sergilediğimiz meseleler var ya, hepsinde de teslim bayrağını çekecekler. Ne diyor Bay Bay Kemal? Rusya'ya biz yaptırım uygularız diyor. Ya Bay Bay Kemal, bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır?
bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayinde öyle. Aynı şekilde şu anda turist akınında 5,5 milyona yakın turist bize nereden geliyor? Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden Erdoğan'ı düşürmemiz lazım diye talimatı verdi. Bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. E şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek. Rusya'nın hükümet sözcüsü Peskov ne diyor? Peskov diyor ki yalan söylüyor diyor. Açıklasın diyor. İspat etsin diyor. Var mı ispatı? Yok. Ondan sonra başlıyor kıvırmaya. Böyle duyduk diyor. Delil yok ama diyor. Olabilir diyor. Ya bu nasıl siyaset? Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez. Türkiye'yi uzak tutmak için tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir diplomasi dengesi kurduğumuz Rusya-Ukrayna savaşına balıklama dalacaklar. Zaten şimdiden dokunma sözü verdikleri savunma sanayimizi çökertip kazanımlarımızı birer birer ortadan kaldıracaklar. Dışarıya uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, roket, yazılım satan bir Türkiye'den bunların hepsini de tefecilerden alabilirlerse alınan borçla tedarik eden bir Türkiye'ye yol açacaklar. Türkiye 100 yıl hazırlığı için yaptığımız yolları, otoyolları, köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, konut hamlelerini birer birer işlevsiz hale getirecekler. Karadeniz'de bulduğumuz gazı, Gabar'da çıkardığımız petrolü üstüne yeniden beton döküp terk edecekler. Hayali bir tablodan bahsetmiyorum. Türkiye bunların hepsini yaşadı. Biz gelip ülkenin kaynaklarını yeniden harekete geçirene kadar bunların hepsi ve daha fazlası yaşandı. Kardeşlerim, Marmara'yı kim yaptı? Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptı? Orhan Gazi Köprüsü'nü kim yaptı? İstanbul-İzmir arası 7,5 saat iken 3 saate kim düşürdü? Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla nereden nereye geldik? İsterseniz şimdi bunlara rağmen ülkemize gelen ve neler kazandırdık neler şöyle kısaca bir hatırlayalım. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusuf Eli Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, hızlı tren ağı, hava alanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmaray'ı,
Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Evet, terörle mücadelede Cudi'de bunları bitirdik mi? Gabar'da bunları bitirdik mi? Tendürek'te bunları bitirdik mi? Besler Deresi'nde bunları bitirdik mi? Bay Bay Kemal'in yanındakiler ne diyor? Biz diyorlar, buna devam edeceğiz. Ve gizli kapıların arkasında Kılıçdaroğlu bunlarla neyi konuşuyor? Terörün bundan sonraki sürecini konuşuyor. Benim milletim bu teröristlerle el ele olanlara yarın yürü demeyecektir. Ne yapıyor? Şöyle bir tane kendilerine göre bir şey hazırlamışlar. Haydi haydi haydi. Arkasında kim var? Teröristler var. Ya bu millet terörizmden çok çekti. Benim milletim sana yürü demeyecek. Benim milletim ne diyor? Yürüyeceksin millet, yürüyecek arkandan diyor. Yürüyecek miyiz beraber? Yarın bunun kararını veriyor muyuz? Karneniz hayırlı olsun. Koalisyon masasının karnesinde işte sadece batırmak, sadece bitirmek,
sadece yıkmak, sadece önüne gelene söz vermek var. Bunlarda yalan diz boyu. İnşallah yarın sandıkta bunları gördükleri rüyadan uyandıracak, ülkenin kazanımlarını öyle diledikleri gibi harcayamayacaklarını göstereceğiz. Önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı da hatırlatarak sözlerimi bitireyim. Sana helal helal. Maşallah. İşte bizim kızlarımız, kadınımız bu cesarette olduktan sonra hep ne diyorum? Kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kimler var? Kadınlar var. Onun için durmak yok. Yarına kadar bu gece yoğun çalışacağız. Evet, dikkat isteyelim. Burada yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyor. Türkiye 100 yılına yürüyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona ezdirmediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğal gazı bir ay bedava aldık mı? Şimdi bir yıl boyunca da mutfakta su, onun için yine bedava. Yaparsa eyvallah. Evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5250 liraya yükselteceğiz. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Ev hanımlarına ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile yapımızı LGBT gibi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alanında vergiyi kaldıracak, ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon TOG'un yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızla sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye eksenini tahkim edeceğiz. Dünyada örnek gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve bursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılım sağlayacağız. Ulaşım başta olmak üzere güçlü altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımız anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. Türkiye'de güven ve istikrar sürecek.
Türkiye büyümeye devam ediyor. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını birlikte kuracağız. Ve 14 Mayıs Türkiye yüzyılı için milat olacak. Yarın Türkiye yüzyılı için milat olacak mı? Buna hazır mıyız? Hepsinden öte. Hepsinden öte. Değerli kardeşlerim, şu kısa sürede buradan ayrılınca hemen eş, dost, ahbap ulaşıp onlara bunları anlatmamız lazım. Bak, bu CHP LGBT'ci mi? Yanındaki İYİ Parti LGBT'ci mi? Bu HDP LGBT'ci mi? Masadaki o küçükleri zaten saymıyorum. Onlar da zaten suspus. Bu ne demektir? Sükut ikrardandır. Demek onlar da kabul ediyor. Ama AK Parti'ye LGBT sızamaz. MHP'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bu güçlü aileleri de evelallah zaten seçim öncesi adımları atmıştık. Seçim mani oldu. Ama seçim sonrası bu adımı yine atacağız. Ve Allah'ın izniyle bunu yasalaştırmamız halinde de yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Ben Ümraniye'ye güveniyorum. Ümraniye'yi seviyorum. Şimdi öyle bir haykıralım ki tüm İstanbul duysun. Tamam. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Biliyorum ki Ümraniye sandıkları patlatacak. Buna hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah yar yardımcınız olsun. Şimdi süratle Sancaktepe'ye yetişmem lazım. Allah'a ısmarladık. Hazır mıyız? Evet. Değerli hemşehrilerimiz, bir duyuru yapmak istiyoruz. Yarın biliyorsunuz sandıklar açıldıktan sonra muhtemel Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Sandık görevlisi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Hiçbir manipülasyona gelmeyin. Sandıkları asla terk etmeyin. Ve ıslak imzalı mazbatalarınızı ilçeden ayrılmadan hiçbir kutlamaya katılmayın lütfen. Çok teşekkür ediyoruz.